Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir konuya değinmek istiyorum. Tayca'nın Türkçe'ye olan benzerliği. Belki merak edenler olabilir Tay dilini. Şu an ben Tayland'ın Ayutthaya bölgesinde yaşamaktayım. Tayca arkadaşlar inanılması güç fakat çok benzer yönleri bulunan bir dil Türkçe'ye göre. Örnek vermek gerekirse bizim namaz kelimesi Tayca'da namaza kan kelimesi çok benzerlik gösteriyor. Ve bazı kelimeler özellikle yani cümle kurma yapısı, soru sorma yapısı Türkçe ve Tayca yani çok aşırı bir benzerlik rastladım arkadaşlar ben. Yani Tayland'da bulunduğum süre içerisinde. Tayca'yı ben kaç ayda öğrendim? Yani bir yıla yakın bir zamanda öğrendim hemen hemen. Hani 7-8 aylık bir süreç içinde öğrendim ben Tayca'yı. Tayca'yı öğrenmemin sebebi benim kız arkadaşım Tayland'da. O yüzden öğrenme durumum oldu. Ben burada onunla birlikte yaşıyorum. Ve Tayland'da da uzun bir süredir yaşıyorum. Ayutthaya bölgesinde. Daha önce ne iş yaptığımı söylemiştim. Eğitim görevlisiyim. Sena Prasit High School'unda ortaokulda öğretmenim arkadaşlar. Her neyse. Tayca'da özellikle mesela şu kelime kun kinmay kun kinmay bunun anlamı arkadaşlar kun kinmay kun arkadaşlar sen demek kin yemek demek ve mai de soru anlamı. Hani bizdeki mı anlamına geliyor arkadaşlar. Yemek yemek ister misin ya da mısın misin anlamında mai kullanıyorlar arkadaşlar. Yani İngilizce'de mesela böyle bir durum yok. Do you want eat something? Yani herhangi bir ek yok arkadaşlar. Türkçe'de mesela söyler misin eki oluyor. Hani soru cümlesi kurarken misin musun ya da mısın ekleri geliyor arkadaşlar. Asya ülkelerinde. Mesela Japonca'yı pek bilmiyorum. Yani çok az bir yani çok az yani bir değinmişliğim oldu. Fakat hani herhangi bir bilgi sahibi değilim Japonca hakkında. Fakat Tayca'nın Türkçe'ye benzer bir yönü olarak soru cümlesi kurma yapısından benzerliği bulunuyor. Ve ayrıca geçmiş zaman cümlelerinde mesela bizim geçmiş zamanda bitiyor. Yani biz bitiyor. Geçmiş zaman kullanıyorum ben şu anda. Hani bitti, bitiyor. Yani şu andaki olan ama geçmişti. Geçmişte yaşanan bir durum için kullanıyorum ben bu sözcüğü mesela. Fakat Tayca'da mesela Tayca'da da böyle bir durum var. Mesela job leo, job leo anlamında bitiyor anlamına geliyor. Job leo. Leo anlamı yani yapıyor da bitiyor anlamına geliyor. Yani Türkçe'ye çevirirsem eğer. Hani leo bu şekilde kullanıyor geçmiş zaman. Mesela koca leo anlıyorum anlamına geliyor. Yani pom kocay leo anlıyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Böyle bir video yapma gereksinim neden duydum? Hani böyle bir video hiç görmedim ben YouTube'da ya da herhangi bir web sayfasında hani araştırıyorum bakıyorum. Yani böyle bir durum yok. Hani böyle bir insanla araştırma şeyi yok. Ya da var ya da ben görmedim. Yani çok baktım YouTube'da yani benzerlik konusunda hiçbir video göremedim. O yüzden ben bu videoyu yapma durumunu hissettim kendi kendime. Yani Tayca ve Türkçe aşırı benziyor arkadaşlar. Yani cümle kurma yapısı bakımından benziyor. İngilizce'de mesela bu durum söz konusu değil. Mesela biz İngilizce kurarken arı başa getiriyoruz. You ilk başta you'yu kullanıyoruz. Sonra normal cümleler kurarken you are mesela you are kullanıyoruz arkadaşlar. Ama soru cümlesi yaparken
Are you kelimesini kullanıyoruz. İngilizce'de çok farklı. Çok farklı. Tayca da çok farklı. Mesela İngilizce'de ben bu cümleyi kurayım. Mesela mesela ne diyebiliriz? Acıktım. Mesela ben acıktım. Kun hiumei. Bu arkadaşlar Taycısı olan. Kun hiumei. Dediğim gibi acıktın mı? Burası çok önemli arkadaşlar. Acıktın mı? Kun kin mai. Mai mai anlamı arkadaşlar. Mi anlamına geliyor. Acıktın mı? Ya da mi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani cümle kurma yapısı da bağlantılı olarak çok benzerlik taşıyor arkadaşlar. Tayca ve Türkçe arasında. Mesela ben bunu İngilizce olarak söyleyeyim bile. Are you hungry? Mesela bu İngilizce arkadaşlar. Are you hungry? Yani benzerlik. Yani hiçbir ek yok. Ek almıyor İngilizce'de. Eksiz bir cümle yapısı var İngilizce'nin. Bu çok önemli arkadaşlar. Benim Tayca öğrenmemin sebebi hani bu kadar kısa sürede Tayca hani 3 ayda 3 aya yakın ben Tayca konuşabiliyordum yani. Bunu hızlı öğrenmemin sebebi arkadaşlar Asya dili olması. Asya dilleri bizim Orta Asya'dan geldiğimizi göstergesinin bir belgesi bu arkadaşlar. Çünkü hani soru cümlesi kurarken bile bu kadar benzerlik taşıyor. Yani, ben bundan bahsetmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.